Nasılsın yavrum? Nasılsın? Sen nasılsın bakayım? Yoruna geldi. Nasılsın? Nasılsın? Ben Hasan, bilin beni tanıdın. İşveren değil mi? Yo, Hasan. Kastürerim. O şu bana derdin uzun evliya. Hatırladın değil mi? Kaç sene var seni görmeyi? Ya. Neredesin şimdi? Havadis gazetesini yayınlarız. Yengiçlik doğu hadis. Ya. Ha? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hangisidir? Bizim bize işler Yürsel Dağ. Nerelidir? Levkeli. Yaptık ya şeyim, gelinin başına mı yolladı? Benimle röportaj yaptıydık. Alın da götürün be. Denktaş Bey öldü şey efendim. Öldü gitti. Öldü. Ne diyeceksin? Nasıl bir adam? Şimdi ölülerin hesabını ben görmem. Başka sual sor. Peki. Bu kadar kadın, dünyanın her yerinden insanlar buraya gelir. İyi. O Şili'deki madenciler de geldi. Evet. Şili'de madenciler de buraya geldi. Dünyanın her yerinden insanlar buraya geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki mıknatıs olmasa zahiri mıknatıs var, manevi mıknatıs var. Görünen mıknatıs var, görünmeyen var. İnsanlarda da var. Neye sormasın? 1500 sene evvel gelen bir kimsenin efendim arkasına nasıl 2 milyar adam var şimdi? Neye sormazsınız? Evet. Bir çöllerin içerisinde efendim anadan babadan yetim bir çocuğun 40 yaşında ben Allah tarafından gönderilmiş peygamberim. Bütün batılı yıkacağım, putları kıracağım, sizi Allah'ın yoluna döndüreceğim dedi. Hala bak gittin gördün. Kabe'yi gördün. Gördüm. Kaç bin senelikti Kabe? Tavaf ettik, döndük. Ne kaç seneliktir? 7000 senelik Kabe. 5000 senelik. Bir gün etrafında tavaf durdu mu? Hiçbir zaman durmadı. Ne için maneviyata inanmıyor bu Kıbrıslılar? Niçin inanmıyor? Öğretilmiyor. Okutulmuyor. Bu mühim, mühim bir sualdir. Ama okutacak şey efendi. Yok. Baktığım zaman ben bu camilerdeki insanlara maneviyatı öğretecek durumda değildir. Kifayetsizdir. Kifayetsizdir. Yani yeteneksiz dersiniz siz. Hı hı. Uydurmaca. Peki ne yapılması gerekir? Yani yetiştirilmesi lazım. Bize bir kitabımızdır Kur'an-ı Kerim. Kabir devrine soracaklar. Kitabın nedir? Rabbin kimdir? Nebin kimdir? Kitabın nedir? Kıblen neresidir? Mezhebinler sorulacak. Kabir sorusu derler. İmam Doğru da başında ayağını vurur. Bilmem denktaşın başında durup da söylediler mi? Gelirken Kemalettin Bey'e de söyledim. Dedim ki ben isterim yürekten inanayım. Çok sizi çok sahip seviyorum. Ama bu inancı verecek, bana verecek ve izah edecek din adamı yok. Şimdi şey, gene adını unuttuk. Hasan. Hasan. Benim Hasan. Hasan Hüseyin neydi? Kalpleri açıktır bunların. Şüphesiz. Hile kaldırmazsınız siz. Anladın? Hüseyin senden berbat. Hasan'la Hüseyin ağa iki dersi buraya geldi bana. Gelirlerdi eski ihbarlardan. Bu Bağlıköy'ün şeyi eşrafından Hasan dayı derdik biz ona.
Ben Hasan dayıyım. Siz mi akıllı? Hüseyin mi? Patlede çalış yakında. Hüseyin mi? Hüseyin bu hangimizdir? Şöyle dedi bana. Biz akıllıyız, bunlar da deli dedi. Nereden bildin? Hangi köye gitsen, hangi mahalleye gitsen? Hüseyin dayı sorduğum aklında, efendim ama bu deli Hüseyin değil mi sarı? Deli Hüseyin. Ve hiçbir yerde size akıllı diyen var mı? Hangi kız varsa hepsi deli Hüseyin. Peki Hasanlar deli değil? Deli Hasan diye var mı diyor. Yok. Biz akıllıyız dedi. O daha deli. Bizim toplumumuzda Allah rahmet eylesin. Toplum deme. Cemaat. Ne diyeyim? Tabii. Cemaat. Bizim cemaatimiz. Bir millet var mı dinini değiştiren ve Hasan bir. Yok. Nedir bu gevezelik bize? Maziyle aramızı kesmek içindir. Geçmişini bilmeyen geleceğini kurtaramaz. Peki. Denktaş Bey bana dediydi ki biz Atatürk başladığı zaman o laiklik deyince biz dinle ilgilenmekten uzak durduk. Onun için bu toplumun dini zayıf kaldı. Bizi okutmadılar ki. Bizi okutmadılar. Yani bak güneyde İngiliz okuluna giderler. Rum öğrenciler kiliseye gider. Türk öğrenciler camiye gitmez. Geçenleri de götürmüşler kendilerini şeye, şu Rum tarafında. Hem bir kilise geçsinler hem Hala Sultan'a. Bizim Türk öğrenciler Hala Sultan'a gidince girmemişler camiye. Temiz değiller. Yok, girmediler. Yani niçin böyle bir zayıflık var? Öğretmediler. Kim öğretecek? Efendim? Kim öğretecek? Hükümet öğretecek. Hükümet inanır mı? Hükümet inanması başlığı. Peki inanmazsa insanlar, maneviyatı zayıf kalan bir toplumun başına ne gelir? Bela gelir. Bela gelir. Bela. Yani Rum tarafında kilise, ben sizinle beraberim hatırlarsanız bir din sempozyumuna gittiydim. Hatırlarım. Çok güzel bir konuşma yaptıydınız. Vardım ben orada. Rum tarafında kilise var, bizde onun karşılığı yok. Yok. Çünkü Rum, Hasan Bey, dine dayalı devlettir. Bizimki laiktir. Laiklik işimize yaramadı. Laiklik dinsizlik yapar. Laiklik dinle devlet, yani her din olsun yok, demek. Yok yalan, o yalan. Dinle devlet ayrıysa bize hakkımızı versin karışmasın. Böyle gidersek geleceğimizi nasıl görürsünüz? Böyle gidersek süpürürüz. Yani döneceğiz. Maneviyata bir dönüş olacak. Anladınız siz ben söylediğimi. Çok iyi anladım. Madem ki laiklik dinin devletten ayrılmasıdır. Peki bize ne hükmeder laik hükümet? Hiç karışmasın. Karışamaz. Karışamaz. Yanlış mı söylüyorum? Doğru. Laikliği bize tarif ettiler. Dinin devletten ayrılışı. Peki Türkiye'de şimdi daha dinci, İslami bir iktidar var. Türkiye Müslüman. 80 milyon Müslüman. Biz bunun içerisinde efendim bir avuç insanız. Dinimiz zayıf. Öğretmediler oğlum. Öğretmediler. Öğretmen yok ki öğretsin. Dini öğretecek öğretmen. Muallimlerimiz bilmez. Çünkü okutmadılar. Okutmadılar. Aile yapımızda, ailelerde bir çözülme var. Aile ne bilsin? Hayır, aile yapımızda çözüldü ahlaki olarak. Aile yapımız da gitti. Aile kanunu getirdi küçük. Denktaş Bey imza etti. Efendim, şeriat mahkemelerini getirdi küçük. Kaldırdı.
efendim Denktaşlığı da kabul etti. Efendim müftiliği karıştırdı, evkafı karıştırdı da İslami müesseselere devlet girdi, giremez. Neyse bu memleket müftülüğe karışamaz. Evkafa karışamaz, camilere karışamaz, vakıfa karışamaz. Ama evkaf şimdi işte otel yaptı, gazinoculara kiraladı. Otel deme ona. Ben sana söyleyeyim Türkçesini. Kerhane yaptı. Night Club'la doldurdu burasını. Yanlış mı? Yok. Kaç tane var bilir mi? Sayamadım. Yolda gelirken saydım. 500 tane var dediler bana. Ve bir bakanınız demiş ki bu sene bizim gazinolardan ve night club'lardan bu kadar milyar karımız var. Bu ayıp değil mi? Bu hükümet mi? Night club işine adama ne derler? Sen söyle. Kerhaneci demezler mi? Ha? Evet, evet. Bu sıfat yakışır mı bize? Ayıplar olsun bu hükümete. Yani elinizde güç olsa ilk neleri düzeltirsiniz? Ati kulli hakkın hakkı. Bu peygamber sözüdür. Hak sahibinin hakkını hak ver. Bizim hakkımız bir Müslümanız. Bizim hakkımızı versin karışmasın. Kendi idaresini yapsın. Başka istemeyiz. Ne kafa karışacak, ne müftüyle karışacak, ne medresemize karışacak, ne camimize karışacak. Peki Şeyh Efendi. Anlıyor musun? Anladım. İnsanlar der ki ne oldu bize de saygı ve sevgiyi kaybettik. İşte dindir saygı sevginin kaynağı dindir. Yani inanan kimseye kalbi akar. Sen kalbinde muhabbet olun, buraya gelir mi? Ne gelecek buraya? Giden şey, naif kurum orada seni bekler. Başımıza da bir gaza gelecek. Gitmeyin Şeyh Efendi. Allah göstermesin. Allah düşürmesin. Allah düşürmesin. Doğru mu? Ekonomi, dünyada ekonomik krizden bahseder. Siz çok güzel yorumlarsınız. Ne olacak? Kim yorumlar? Siz güzel anladırsınız. Neden dünya bu hale düştü? Ve Hasan Bey, seni akıllı zannederim ben. Kafam büyüktür. bu paradır. İşte. Ben Hasan Bey, sen akıllı adamsın diye geldin bana. Dünya kurmalı, hükümetler, devletler, kağıt para bassın be. Bu param be, bu ne parası? Türk parası. Türk'ünkü öyle olur mu? Öyle İngiliz. Ama Amerika doların üstüne... Bize ne? O yazdaki Tanrı'nın... We trust in God. Evet. Yazsın. İstediğini yazsın. Para kıymeti altın ve gümüştür. Altın ve gümüşü kaldırdı piyasadan, koyduğu bilmem nelerseye kendi kasalarını çıkardı, bunu verdi bize. Sonra kriz var. Kriz bundan... Al onu. Karşılıksız paradan. Karşılıksız para. Bu para mı? Kağıttır. Bunu ben de basarım. Sen de basarsan. Offset bundan daha parlak satar. Al sana vereyim. Hadi koy cebine. Hatıra. Zengin olduk. 10 liralık adam olduk. İşte. 5 liralık da var. Yani dünyanın gidişatını işte derler ki... Hayır, dünyanın sonundan da bahsederler. Dünyanın sonunu başını işte toplayıyoruz. Dünya kurulmalı, efendim, kıymet ölçüsü altın ve gümüştür. Değil mi? Evet. Neye kaldırdılar? Amerika kağıdıyla dünyayı da... Bir Amerika mı ya? Bu
Davulleri başka mı? Ne yükledin yalnız Amerika'ya? Rus'u öyle, Çin'i öyle, Japon'u öyle, Türk'ü ne yapsın? O da bastı. Bu Arap ülkelerin... Bak bak. Evet. Sultan Abdülhamid Cennet Mekan 5,5 milyon altın hazinelerine bıraktı. Bu ihtiyacı John Türkler geldiğinde. Haberin var mı? Evet. Ha? Yok. Şimdi duydum. Reşat altını şimdi millet anlamak bu. Hani senin altının? Ne yaptın altınları? Altınların yerine işte ekonomi dediler. Ne? Kağıtla oynuyorlar millet. Bu başka mesele. Yani bunları açarsak gereği yarısına peki kadar gider. Biz Kıbrıs Türk'ü kalkınabilecek miyiz? Hay hay. Nasıl kalkınabiliriz? Demin dedim. İşi ehline ver kaldırsın. Bunların ehli değil bunlar. Bunlar iktidarsız iktidardır. İktidarsız iktidar olmaz. Beni kolay adam zannetme sen. Şeyh Efendi siz estağfurullah diyebilir miyim ben? Ne işim var burada? Hangi bilmem ne gelirse gelsin buraya. Hakkını vereyim ben kendine. Amin. Anladım, çok iyi anladım. Bir kişi gelip de bir sual sorar mı bana? Gelmezler. Gelemez. Gelemez. Dünyanın öbür ucundan gelirler bizim. Gelir. Biraz koşadan gelmez. Bak işte. Gördün mü onu? Bu 2 milyara hükmeden adamdır. Papa. Papa, Katolik dünyasın. Biz burada iki kişiye hükmetmeyiz ama maneviyatımız hükmetiyor. Amin, amin. Verdim o kitabı sana, al oku. Okuyacağım. İngilizcen var mı? Var var. Bu herif bizi sahip geliyor. Bizimle görüşüyor. Burada bu kocamanlardan bir kişi gelir mi buraya? Gelmezler. İş yerine gelmez. Burada adam ister, bana konuşacak. Ben dünya Allah'ın izniyle sallarım. Amin. Kolay adam değilim. Değilsiniz. Kolay adam olsaydınız Şeyh Efendi, buralara kadar gelir miydiniz? Burada. Yapma, yok. Bir şeyler. Bir guru kalabalık var, bir de inançlı topluluk var. İşte gelirler fakirler, onlar gelir. Bizim çocuğumuz, gençler yine bazıları gelmeye başlıyor. Çünkü yollarının çıkar yol olmadığını biliyorlar, görüyorlar artık. Gençler gelmeye başladı mı Kıbrıs'ta? Var. Ne gelirler, ne isterler sizden? Çünkü manevi istek aratıyor. Acıkan adam ekmekçi dükkanı arar, açıyor. Yani maneviyattan bu çocuklar susamış. Tatmin olunacak şey ararlar. Şimdi çocuklarımız terbiyesiz oldu, saygısız oldu derik. Efendim? Çocuklara yüklenirdik hep. Gençlere yüklenirdik. Onlar yanlış yapar, onlar saygısız oldu diye. Öğretmedik. Öğretmedik. İnsanın kıymeti edebiylendir. Peki, işte Kıbrıs sorunu hallolsa biz ne yapacağız? Efendim? Kıbrıs sorunu. Sorun budur. O sorun değil. Burası senin, burası benim deme değil. İnsanımızı biz sahiplenelim. Topraktan evvel insanı sahiplenmek. İnsanı sahiplenmedi ki. Kıbrıslılardan şimdi sor, git mülakat yap bakalım ne cevap verecekler. Köylüye sor.
şehirliye sor. Kadınla sor. Sen içindesin sen. Bilin bilmez değilsin. Bilir mi? Evet. Türkiye'nin burada efendim adına su içerdik. Burada kaç tarihine kadar efendim 50 tarihi ki İngiliz burayı bırakıp gittiği vakıda kadar sancağı öperlerdi. Denkleşmeyi geldiği sarayında bangerayı indirdi, Türk bayrağını çekti. O kadar aşıktılar. Şimdi görme istemiyor. Ne için? Anladım. Çünkü kendimize güvenimiz işte yok oluyoruz diye endişe duyarız. Siz doğmadınız o vakit. Bilen biz. Bizim ekranımız da kalmadı şimdi. Denktaş bilen adamdı, gitti o da. Doktor da gitti daha haber. Doktor da haber gitti. Efendim Katani insanları bilmem nesi. Evet. Hepsi gitti. Evet. Hepsi gitti. Kaldık seninle ben dediği gibi. Biz kaldık. Efendim. İşte bu. Yani mesele böyle. Bu yarım saatlik mülakatla iş hallolmaz ki. Peki Kıbrıslı Türklere Şeyh Efendi'nin mesajı nedir? Evet. Kıbrıslı Türklere mesajın nedir? Ben hükümete söylüyorum. Bu köyleri siz yerlerinde oynattınız. Ormanları kapattınız. Bu dillerga tarafı çobanlıkla geçinirdi. Karpaz tarafı çobanlıkla geçinirdi. Ormanlarında hayvanları yetişleri, keçileri yasak etti. Bu adamlar kahvelerde oturur, hükümetten para alır. Bu hükümet mi? Türkiye açtı ormanları. Bu hala hayvanata ormanı açmadı. O insanlar bizlenip duruyor, kahvelerde oturuyorlar. İş yok diyor. Evet. Şeyh Efendi gene döneyim geriye. O Şili'de madenciler yerin altında kaldı. Ha. Ve kurtulduktan sonra buraya geldiler. Sormayacaklar. Nereden bulup sorayım? Sizi gördüklerini söylerler. Orada yani sizi... Görmese gelmez. İngilizce de bilmezler, Türkçe de bilmezler. Nasıl bir güç onları... Allah. Allah dinini gözetir. İslam hak dindir. Ama onlar Müslüman değildi. Müslüman oldu. Müslüman oldular yedir. Ne zannettin ya? Dünyanın değişik köşelerinden, derdi evet. olanlar, dünyanın en uzak yerlerinden, derdi olanlar insanlar derman için size gelir. Doktora gitmez, oraya gitmez. Niye Şeyh Efendi'ye gelir? İşte bak. Demek maneviyat maddenin üstündedir. Burada maneviyata hiç kıymet verdikleri yoktur. Maneviyat olmazsa maddiyat da çöker. Yok, kalbin olmazsa senin vücudun yaşar mı? Allah razı olsun şey. Sizden de. Ben gelip sizi gelmem, ben istedim de geleceğim. Ve bu, ben bu kapıdan huzurundan gelirim. Gel. Aklı başında adam gelir. Tabii. Ama korkusu olan gelmez. Bunlardan gördün mü hiç? Bundan gördüm. Gördüm buradan. Buna burada her zaman şey çıkar. Bu şeye girersen. Buraya... Evet gireceğim. Nasıl gördün bunu? Mevlevilerdir. Çanakkale'ye giderken tarikatları yasak ettiler. Gördün? Halbuki Mevleviler o zaman harba gitti. Hepsi.
40 tarikat var. Hepsi muharebeye önde giderdi bunlar. Kestiler, biçtiler, kapattılar, yıktılar. Bak. Tarikatlar önünde giderdi. İşte neylerle, baksana ya, heybetlerine. Ömürlü giden asker bunlar. Evet. Al bunun resmini. Evet, Şeyh Efendi çok teşekkür edelim. Bu hediyeni de ömür boyu saklayacağım, torunlarıma da geçecek. Cezamız varsa da cezamızı öderik. Şey, Hasan Bey, Cuma'ya gider mi? Yalan söylemeyin, ben git. Bayramları giderim. Yok, git. Tamam. Git. Ona şey etme. Her gün dökülür ama. Kesin. Çirekat kal. Sen bilin namazını. Hemen şükür namazıdır, guslü. Vücuduna maddi manevi destek gelir. Evet. Ben... Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Fesveremeyim, değer mi? Fes giyer mi? Yok. Ha? Yok. Böreği giyer misin? Giyerim ama yani giyip de sokakta gezmem. Yalanını söyleyeyim. Cuma'ya git. Ha? Tamam. Şahsiyetine bak. Bir dakika böyle mi yapalım? Ya böyle. Maşallah daha da hoş oldu. Sana vardırım ben şimdi. Şarpoşlar giyer öyle püskür önünde. Püskür. Bak yüzüğümüz de var. Gel tekbirleyin. Tekbirleyin kendini. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Başın dert görmesin. Amin. Amin. Şimdi. Aldım duayı. O İstanbul'un şehir dostum bacılar gibi giydireyim şimdi. Kalk bak. Kalk ayna var. Böyle fes kime nasip olur? İşte Şeyh Efendi Hazretleri'nin elinden daha ne ister? Maşallah. Tekbirledim ha başına. Evet. Cumaları giyip git korkma. Tamamdır. Ya ben korkmam. Şahsiyet. Hasan Bey. Biz Osmanlıyız. Türk bizi kabul etmedi. Evet. Tabanlığını vermedi. Evet. Urmuk'un da biz kabul etmedik. Bu yer hala Osmanlı'nın tapusundadır. Çünkü Tece'nin Kıbrıs'ı Lozan'da İngilizlerden etmeye hakkı yoktu. Misak-ı Milli'nin dışındadır. O zaman Osmanlı'dır. Biz Osmanlı'yı kalede. İşte bak. Evet. Yaşa, bıyıkları da bırak. Tamam. Büyük bir saygıyla geldim. Büyük bir hürmetle ayrılıyorum. Hürmet görürsün. Amin. Sayılarsın. Çoluğumuza çocuğumuza da dua et. Efendim? Çoluğumuza çocuğumuza da dua etsin. Ederim. Onlar saadet nesli olacak. Tamam. Osmanlıyız. Evet. Anladın mı? Ne yapalım? Ne yapalım? O ne zaman istersen gel be Hasan. Geleceğim Şeyh Efendi. Hasan'sın. Çok teşekkür hadi. Ederim. Hadi şimdi. Hadi sen de gel oğlum. Devamlı gelir mi? Oo süper. Süper hadi. Selametle. Hey fakirde. Portakal limon alır be şeyler.